Çiftçinin görevi gerekli olan hizmeti yapıp tohumunu ekip toprağı gerekli gibi besleyip ondan sonra tevekkül etmek. Dolayısıyla zaman zaman bir takım tabi afetler dediğimiz don gibi, fırtına gibi, sel gibi olaylar neticesinde bir yıllık mahsulünü çiftçilerimizin kaybetmesi söz konusu olabiliyor. Bu gibi durumlarda devlet vatandaşının yanında olması her zaman lazım gelen bir organ olarak vatandaşının zararını, ziyanını telafi edebilir, etmelidir de. Nitekim çiftçilerin yapmış oldukları bu faaliyet bir yönüyle kamu hizmeti görmektir. Zira o elde ettikleri mahsuller ve piyasaya sürdükleri ürünler neticesinde memleketin gıda güvenliği temin edilmiş olmaktadır. Evet. Biliyorsunuz Huzeyfe kardeşim son dönemde en önemli konulardan bir tanesi de toplumların, devletlerin gıda güvenliği meselesidir. Bunun için bazı ileri ülkeler tohum stokları yapmaktadırlar. Her türlü ihtiyaç duyulan sebzenin, meyvanın, hububatın tohumunu çok gizli yerlerde yarın öbür gün herhangi bir afet karşısında eğer bir takım meyvaların, sebzelerin, hububatın tohumları ortadan kalkarsa Hini Hacette kullanılmak üzere bunları depolamaktadırlar. Bu yönüyle gıda güvenliğimiz çok önemlidir. Hele de bugün artık savaşın boyut değiştirdiği ülkelerin bağımlılıkları üzerinden sömürgeleştirildiği bir ortamda bulunuyoruz ki bu yönüyle çiftçilerimiz baş tacı edilmesi gereken grupta gelmektedir. Elbette bunların zarar ve ziyanlarını devletin karşılaması yerinde bir davranış ve tutum olur. Dolayısıyla böyle zarara uğramış olanların, gerçek anlamda zarara uğramış olanların zararlarının devlet tarafından telafi edilmesi durumunda buradan devletten alacakları e, zarar karşılığı meblalar onlara helaldir. Yeter ki burada bir yalan beyan olmasın, bir aldatma söz konusu olmasın, zarar ziyan olmadığı halde zarar ve ziyan varmış gibi gösterilmesin. Çünkü bu gibi durumlar asla affedilemeyecek durumlardır. Nitekim Hepimizin bildiği bir hadise var efendimiz Aleyhissalatu vesselam zaman zaman çarşı pazar gezerlerdi. Çarşıda pazarda esnafın ticaretine muttali olmaya, ondan haberdar olmaya gayret ederlerdi. İşte böyle teftiş gezilerinden bir tanesinde efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir tezgahta çuval içerisinde buğday görür. Buğdaya elini biraz derince daldırdığında buğdayın alt kısmının ıslak olduğunu, yaş olduğunu, nemli olduğunu görür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye böyle yaptığını satıcıya sorar. O da ya Resulallah işte dün yağmurda kaldı, ıslandı vesaire filan oldu gibi bir cevap verince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peki nemli kısmını göstermen gerekmez miydi? İnsanlar neyi satın aldıklarını bilsinler. Niye kuru kısmı üst tarafta da nemli ıslak olan kısmı alt tarafta diye söyleyince peşine de şunu ilave eder Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ben aşşına felise minne bizi aldatan bizden değildir yani Müslümanları aldatan Müslüman olamaz Müslüman Müslümanı aldatmaz Müslüman Müslümanı kandırmaz peki Müslümanı kandırmaz da gayrimüslimi kandırır mı? Hayır. Niye? Müslümana bir hassas olması gerekiyorsa gayrimüslime beş kere daha fazla hassas olmak gerekiyor. Çünkü Müslümanla bir şekilde helalleşmek mümkün Huzeyfe kardeşim. Senin sevabın fazladır, onun eksiktir, ona sevap verirsin veya onun günahını alırsın bir şekilde helalleşme zemini, ortamı bulunabilir. Ama gayrimüslimle nasıl helalleşeceksin? Dolayısıyla Anadolu insanımız gayrimüslim hakkına ve de hayvan hakkına çok titizlikle riayet etmiş. Çünkü bu iki zümreyle helalleşme imkanı neredeyse yok gibi bir şey. Bunların hakkını üzerine almamaya olanca gücüyle, gayretiyle çabalamış, uğraşmış. Binaenaleyh bu tür zarar ve ziyanların karşılığında devletten, tazminat almanın temel ölçüsü yalan beyanın, aldatmanın olmamasıdır. Yine aynı şekilde yeri gelmişken ifade edelim. Zaman zaman devlet ihtiyaç olan bir sektöre teşvik primleri vermektedir. Geri dönüşümsüz bağış krediler vermektedir. Bu kredileri almak caiz midir? Caizdir. Ama burada da yalan, dolan, aldatmanın olmaması lazım gelir. İşte söz gelimi devlet bir müessesenin %30'u bitmişse onun kalanını tamamlamak için geri dönüşümsüz krediler veriyor. Bu durumda göstermelik olarak bir işletmeyi yapıp krediyi aldıktan sonra kepçeyle olanı yıkmak niyetindeyse bir takım insanlar bunların aldıkları para helal olmaz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu bütçesinden Haksız bir yere alınan paranın menfaati kamoya dönmeyecek olan bir icraatın işlemin helal olması mümkün değildir. Bakınız açıkça kitaplarımızda şu ifade var, Zeyfa kardeşim evet. diyor ki, kamu bütçesinin ihtiyacı varken yani devlet bütçesinin ihtiyacı var elindeki gayrimenkulleri satışa çıkartıyor. Böyle bir durumda satışa çıkmış olan gayrimenkulleri ecri misliyle satın almak caizdir diyor. Yani yanında özel sektörün 100 metrekare bir arsası var. Onu 100 bin liraya satıyor. Kamunun 100 metrekare bir arsası var. Onu 50 bin liraya satıyor kamu. Onu 50 bin liraya almak caizdir demiyor. Onu ecri misliyle yani yanındaki özel sektörün sattığı fiyattan almak ancak caizdir diyor. Yani 100 liraya alabilirsin diyor, 100 bin liraya onu alabilirsin diyor. Eğer devletin böyle bir satıma ihtiyacı yoksa, yani kamu malını satmak suretiyle bütçeye gelir irad etmek diye bir sorunu yoksa devletin, o zaman normal piyasada bire satılan yeri devletten iki katına alırsan ancak caiz olur diyor. Yani burada Devlet malına karşı, kamu malına karşı hassas olunması gerekiyor. Bunu sadece devletle de ticaret yapan kimseler açısından söylemiyoruz. Aynı zamanda devlette bu işlerin efendim inisiyatifini elinde bulunduranlar açısından da söylüyoruz. Binaenaleyh iki tarafı keskin kılıç gibidir. Ona göre hassas olunması lazım geliyor. Evet, milletin, halkın zararını, ziyanını devlet telafi eder. Ama halkın da elinden geldiğince doğru, dürüst beyanda bulunması, hatta imkanı varsa devletin bu tür tazminatlarına da tevessül etmemesi, ona karşı da müstahini kalması, belki daha fazla ihtiyacı olan vardır, onlar alsınlar diye kardeşlerine öncelik tanıması, lazım gelir. Cenab-ı Allah her türlü afetinden bizleri muhafaza buyursun.